erken yaşlarda evlendim. En önce dedim ki ben yani bu dünyada benim dedim sorumluluklarım nedir? Yani oradan yola çıktım. Siz bir aile kurduysanız önce sorumluluğunuzu bileceksiniz. Sevgi erozyona uğruyor, sorumluluklar yerine getirebilmiyor. Bu gerek anne olsun, baba olsun, ailenin Evet. çocukları olsun. Şimdi kan bağı diye bir şey var. Kan bağını Asuman Hanım bilim adamları inceliyorlar. Benim için en iyi erkek helalinden evine lokma getiren erkektir. Aile içi Evet. iletişim en iyi sağlayan Sağlayan yani insanlardan. akıllı kadın. Akıllı Tam da kadın. üstüne bastınız. Benim eşim de onu söyler. Yani Allah dergel emri bana olsun da hanım hani sen gene aileyi toparlarsın der. Kadını bozun toplum bozulur. Neden? Nesil annenin elinde şekilleniyor. Ama netice olarak şuna inanıyorum. Önce insan kendini sevmeli. Yani eşinden, çocuklarından önce kendimizi sevmeli. Bu nasıl oluyor? Ve iyi bir zaman ustası olarak bu ömür sermayesini en iyi nasıl kullanabileceğini bilmek ve bu hayatta bir pırıltı bırakmak gelecek nesillere. Bu çok önemli. Yani kol düğmeleri. Akşam olunca iki kol düğmesi yan yana gelir buluşma saati derdi. Yani bu güzellikleri, bu güzel duyguları yitiriyoruz. Hoş geldiniz. Asuman Uğur YouTube kanalındasınız. Bugün gazeteci yazar İnce Önol konuğu. Hoş geldiniz İnce Hanım. Hoş bulduk Öncelikle efendim. merhabalar. Sağ olun. İnce Hanım'ın Düşünce Molası isimli kıymetli bir çalışması var. Aslında ikincisi de yolda. İnce Hanım'ı neden çağırdık? Şimdi İnce Hanım 50 yıllık bir eş. 3 evladı var. 3 erkek evladı var. 2 torunu var. Ve 3 evladını yetiştirdikten sonra gazetecilik okuyor, Evet. sahalara çıkıyor, mesleğini icra ediyor. Bu arada kitap yazıyor ve şu anda kendi Instagram sayfasında topluma, aileye faydalı olmak için bir takım bilgiler veriyor. Çok kıymetli, kayda değer çalışmalar yapıyor. O yüzden İnce Sağ Hanım'la olun. bugünkü YouTube yayınında beraberiz. Bugün aileyi konuşacağız, aile bağlarının nasıl güçleneceğini, aile içi iletişim problemleri nasıl aşılabilir, ailede kadının rolü ve tabii ki düşünce molası. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi aslında siz aile üzerine kafayı yoruyorsunuz. Evet, Aile... zamanında çok yorduk efendim. Şimdi sular duruldu. Şimdi artık kendi evlatlarınız ailesini Tabii. koruyor. Aslında biraz onların da daha Çok iyi şükür. aileler kurabilmeleri için çabalıyorsunuz ve aslında bu çabalar artık toplumsal bir Tabii faydaya mutlaka, dönüşmüş durumda. mutlaka. İnsan tabii sadece kendi ailesi ve çevresi için değil, toplum için bir şey yaptıkça kendini daha iyi hissediyor ve fayda sağlıyor. O yüzden yaptıklarınız çok önemli. Şimdi aslında aile literatüre baktığımızda evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeş arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak kabaca tanımı yapılmış. Ama İnce Hanım aile tanımını nasıl yapar merak ediyorum. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Şimdi her şeyin bir yapı taşı vardır. Cansızların yapı taşı atom biliyorsunuz. Canlı yapı taşı hücre. Biz şimdi fazla bilimsel olmadan bir binanın yapımına göz atalım. Bir bina tuğlalardan oluşuyor. Toplum da aileden oluşuyor. Demek ki toplumun yapı taşı aile. Yani bugün üzerinde çok oyunlar oynanan ve ağır bir bombardıman altında olan aile kurumumuz Asuman Hanım. Çünkü aile neden bu kadar ağır bir bombardıman altında? Düşüncelerin oluştuğu, evlatlarımızın, çocuklarımızın hayata hazırlandığı bir kurum. Yani aslında bir ortaklık. Ve burada yeni nesillere akacak olan bir bayrak yarışı gibi gelenek, görenek, adetler, bilgi akışı gerek maddi gerek manevi kültürde gene ailede alıyor başlangıcını. Aslında kadın ve erkek yani artı ve eksi grup kutuplar birbirini çeker biliyorsunuz. Bir bulut gibi yan yana geliyor ve şimşek çakıyor. Bu şimşeği bir evlat gibi, bir bebek gibi düşünebiliriz. Bunun için ailenin korunması ve aile toplum içerisinde de değişik dokularda aile olduğunu vurgulamak istiyorum.
Lazı, Kürt'ü, Türk'ü, Ermenisi, Rum'u, efendim, zengini, fakiriyle, okumuşu, alaylısıyla, yani değişik aile yapıları görüyoruz biz toplumumuzda. Ve bunların hiçbiri birinden daha iyi diyemeyiz kanaatimde. Çünkü mühim olan insandır ve bütün bu farklılıklar bir tablonun değişik renkleridir. Yani hepsi bir bütünlük içerisinde, bir gökkuşağı gibi ancak bir anlam ifade edebilir. Çok güzel ifade ettiniz. Aslında örneklendirdiniz. Şimdi yaklaşık siz herhalde bir 50 ülke gezdiniz. Evet, ve yaklaşık gezdik. Çok farklı insanlar eşimin tanıdınız. Vazifesi dolayısıyla. Evet, eşinizin vazifesi. Evet. Çok farklı ailelerin, yabancı ailelerin sofralarına konuk oldunuz. Olduk, birliktelik evet. Yaşadınız. Aileyi birbirine bağlayan faktörler Türkiye'de bu zemini ne oluşturuyor? Diğer toplumlarda sizce ne oluşturuyor? Aradaki fark ne? Bizle başlayalım, sonra diğer toplumlara örnek verin isterseniz. Şimdi aile kurumunun bir bombardıman altında olduğunu söyledik ve maalesef benim gözlemim gerçekten sık yurt dışına ve bütün kıtalara gitmiş bir insan olarak vurgulamak istediğim ve bilhassa Batı toplumlarını biz bir tık arkadan kabul devam ediyoruz onları, yani takip ediyoruz. Çünkü neden bu böyle oluyor diye sorarsak kendimize, güçlü kültür basıyor. Yani sizin ekonominiz iyiyse, yani gelişmiş bir yerlerde patronluk taslayabiliyorsanız, anlatabiliyor muyum? Bir üst kategorideyseniz baskın kültür olunuyor. Evet. Aileyle şimdi, bunu nasıl ilişkilendirebiliriz? Evet. Şimdi aile bağları derken mesela mutlaka tabii diğer aile yapılarına da bakmak lazım. Ama bizi ilgilendiren kendi toplumsal yapı taşımızın sağlamlığı. Yani her türlü fırtınaya karşı daha dirençli olmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi kan bağı diye bir şey var. Kan bağını Asuman Hanım, bilim adamları inceliyorlar. Acaba diyorlar ki bu kan bağı nasıl bir şey? Hani birleştirici bir faktör müdür ailede? Değişik kan gruplarının varlığını biliyoruz. A grubu, B grubu, AB, sıfır, artısı, eksisi var biliyorsunuz. Bunun hiç önemli bir faktör olmadı. Yani bağlayıcı bir faktör olmadı. Sadece toplumda yardımlaşma adına hani biz kan bağı diyoruz. Esas... Fakat şunu da unutmamamız lazım ki dünya üzerinde, bu gezegende bütün insanların yani damarlarında aynı kan akıyor. Farklı değil. Yani iş ailede de olsa, hani suya atılan bir taş parçası gibi düşünelim. İletişimde en küçük kurum aile, ondan sonra yakın komşularımız, yakın akrabalarımız, arkadaşlarımız, yakın ülkelerle iletişime giriyoruz. Böyle gidiyor, dağılıyor ve en sonunda bir dünya vatandaşıyız, değil mi? Bütün insanlar, milyarlarca, 5-6 milyar insan aynı gezegeni paylaşıyoruz. Bu açıdan her insana saygıyla yaklaşmak, başta tabii ailede olmak üzere ve onu içindeki olabilecek en güzel potansiyele ulaştırmak için kötüyü ortadan kaldırmak, bireyin içerisindeki iyiyi ortaya çıkarmak için hepimizin gayret etmesi gerekiyor. Şimdi aileyi bağlayan bağlar nedir? Evet. Aslında saygıdan bahsettiniz. Şimdi saygı, efendim, genellikle ben bir sınır olarak şey yapıyorum. Benim kendi erken yaşlarda evlendim. En önce dedim ki ben, yani bu dünyada benim dedim sorumluluklarım nedir? Yani oradan yola çıktım. Siz bir aile kurduysanız önce sorumluluğunuzu bileceksiniz. Yani onu eksiksiz ve kaprissiz yapmanız gerekiyor. Daha sonra da, af buyurun, sözünüze girmek istemem. Daha sonra da o sınırlarınızı belirleyip karşı tarafın da sınırlarına saygı gösterip sınır ihlali yapmamam gerekiyor. Bağları kuvvetlendiren, evet, bağların, evet, sarsılmasını engelleyen en temel şeylerden biri bu. Tabii sevgi de burada çok önemli. Yani evet, aileysek, evet, birbirine aynı zamanda sevgi bağlarıyla da mutlaka bağlı insanlar, ama sevgiden daha öncelikli olarak mı görüyorsunuz sorumluluk ve saygıyı aslında? Şimdi ben diyen bir dünyada yaşıyoruz. Herkes yani sen dur ben geçeyim anlayışında olduğunu görüyorum ve gençlerin, gerçekten çok üzülüyorum. Paylaşımlar çok azaldı. Fakat sevgi erozyona uğrayabiliyor, ama sevgi olmadan da bir evlilik sadece saygı üzerine devam edebilir.
Bu arada şu soru geliyor aklıma. Acaba sevgi tekrar doğar mı? Bence doğar. Çok da güzel doğuyor arkadaşlar. 50 yıllık evlisiniz değil mi? Evet. Şimdi zaman zaman o aşk mesela o ateş söner ama köz olduğu zaman eğer siz onu beslerseniz bir kıvılcımla yani eskisinden de daha güçlü olabilir. Yani sevgi. Çünkü sevgi çok önemli bir sevgi ve saygı ama belki daha da önemli bir bağ var ki dürüstlük. Yani günümüzde maalesef yeterince dürüst müyüz? Bunu ben dürüst müyüm? Efendim karşındaki sana dürüst olmayabilir. Yani sevgiden daha önemli şeyin aslında saygı, dürüstlük, sorumluluk, dürüstlük olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Dediniz sevgi ayrı bir konu tabii açarsak ayrı ama, bir konu. Evet. Daha da önemli kavramlar olduğunu fark ettik. Peki aileler zaman zaman her aile çok zor dönemlerden geçiyor. Bu sevgi erozyona uğruyor, sorumluluklar yerine getirilebilmiyor. Bu gerek anne olsun, baba olsun, ailenin çocukları olsun, sorumluluklar alınmıyor, güven duygusu gidiyor ve bağlar zayıflayabiliyor. Ve bir yerden sonra bu bağların tekrar güçlenmesi lazım, katlanarak artması lazım. Ne yapalım diyorsunuz? Ne yapalım? Efendim şimdi... İnci Hanım ne yaptı kendi evliliğinde? İnci Hanım her şimdi aile yapısının mesela hanımlardan kaynaklı... Eşlerden kaynaklı olabilir. Her aile kendi başına müstakil. Yani aynı parmak izleri gibi nasıl insanın parmak izleri hiç birbirimize uymadığı gibi yani kaderimiz de farklı. Yani bu sıkıntılar yani aile bir kere şunu baştan kabul etmemiz gerekiyor Asuman Hanım. Aile kurumu kurulduğu zaman, o hukuken kurulduğu zaman siz çekmecenize evlenme cüzdanınızı attınız. Orada eşinizin güzel bir fotoğrafını koydunuz. Bu hukuken bir şeydir yani anlaşmadır, akittir. Şimdi bu akit içerisinde herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Mesela baba diyelim. Benim için bir erkeğin en güzeli kim derseniz, ben hayatımda fazla böyle şey, sadece eşimi tanıdım. Fakat benim için en iyi erkek, hep şunu koymuşumdur kafama, helalinden evine lokma getiren erkektir. Çünkü helal olan lokmayla çocuklarımız ve bizim vücudumuz besleniyor. O zaman o vücuttan da o evlattan da haram çıkmaz. Yani eşime birinci derecede saygı duyduğum konu budur. Efendim en güzel kadın kim de diyelim isterseniz bu arada. Bayanlara da haksızlık yapmayalım. Sizce kim olabilir? Nasıl bir kadın? Ben size sorayım bu sefer isterseniz. Aile birliğini en güzel kadın. Koruyan. Genelde. Aile içi iletişim en iyi sağlayan. Sağlayan yani akıllı kadın. Akıllı kadın. Tam da üstüne bastınız. Akıllı kadın sorunlarını aklıyla aşacak. Yani belki haklı olabilir. Hani öyle bir çıkışı olur ki haklı olabilir ama. Haksız duruma düşebilir. Haklı olmak ayrı, akıllı olmak ayrı derler. O zaman nasıl akıllı kadın olacağız aile içinde? İşte o zaman çok bilmek lazım. Devamlı kendimizi güncellemek lazım, kendimizi törpülemek lazım. Bir olay olduğu zaman o olayın öncelikle durulmasını beklemek. Yani her türlü olayda, yani ortağınıza ekonomik sorunlarınız olabilir, iş arkadaşlarınıza bir sorunuz olabilir. Kendimizi efendim biraz böyle kenara çekip tümden bir bakış konuya bence yerinde olacaktır. Çünkü çatışmaların çoğu bakın bugün İsrail Gazze'de bebekler öldürülüyor. Anlaşamamaktan yani konuya hakim olamamaktan. Eğer bugün o konu problem ortadaki problem çözülmüş olsaydı Suman Hanım, insanlar birbirlerini niçin böyle öldürsünler ki? Konu ortadan kalkıyor, problem yok. O zaman problem olan aile içi iletişimi zayıflatan konuları ortadan kaldırıp ortak paydayı genişleme, ortak alanı genişletme derdinde olmamız gerekiyor iletişimde. Şimdi aile içinde çok iletişim problem. Eşler birbiri arasında yaşıyor. Çocuk ailesinden bir şeyleri gizleyebiliyor. Eşler birbirinden sıkıntısını gizleyebiliyor.
çok böyle kapalı kapılar aldığında her evde birçok şey yaşanıyor. Mutlaka. Bu, her ailenin kendine her göre, ailenin biraz evvel bahsettim. Kendine göre dinamikleri var. Doğru diyorsunuz. Kısmen insanlar iyi niyetli çabalarla iletişim kuramıyor. Bir şeyleri gizliyor. Evet. Kendine göre iyi niyetli çabalarla, ama bazen konuşmamakta ailelerin dağılmasına kadar neden oluyor maalesef. Evet. Bu nedenle aile içi iletişim çok önemli. Biz aile içi iletişimimizi çocuklarımızla, eşlerimizle artırmak için gene ne yapalım, neye dikkat edelim? Hem kendi hayat tecrübelerinizden hem de okuduklarınızdan, yazdıklarınızdan bir demet sunun lütfen. Teşekkür ediyorum. Şimdi deprem bölgesinde izledik. Depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. Aileyi de güçlendirmemiz gerekiyor akışı sağlamak için. Yani sevgi akışının bir yerde nerede tıkanık olduğunu, yani saygı da çok önemli ama sevgi işin olmazsa olmazı. Yani hamur bir hamur gibidir sevgi, mayalı hamur gibidir. Siz o hamur, şöyle örnek verebilirim. Süt bozulabilir, değil mi? O zaman kesilir, hiçbir işe yaramaz. Ama aynı sütten siz peynir yapabilirsiniz, yoğurt yapabilirsiniz ve evinize bir tatlı da yapabilirsiniz. Sütlü bir tatlı da yapabilirsiniz. Yani üzerinde çalışmak gerekiyor. Katma değer katmak gerekiyor. Bu konuda da bilhassa annelere çok iş düşüyor. Aileyi bağlayıcı faktör olarak. Ben bu kitabımda, Düşünce Molası adlı kitabımda katalizör diye bahsetmiştim. Yani katalizör nedir efendim? Katalizör aslında olayı tetikleyen, her şeyin içinde olan ama görünmeyendir. Yani bir ailede aileyi kadını alın, yani aile ne oluyor? Ne oluyor? Hep benim eşim de onu söyler. Yani Allah der, gel emri bana olsun da hanım, hani sen gene aileyi toparlarsın der. Allah herkese uzun ömür versin. Temennimiz o değil tabii de. Yani ailede kadın birinci derece katalizördür. Mesela anne, nesil, bir ailede, bir toplumda kadını siz bozun. Ayşenur Hanım, onun dinamikleri dediniz. Onun dokusunu, düşünce dünyasına böyle bir takım bulandırın, o toplum da bulanır. O toplumu da bozmak çok kolay. Bir toplumu bozmak çok kolay. Kadını bozun, toplum bozulur. Neden? Nesil annenin elinde şekilleniyor. Annelerin elinde de şekilleniyor. Biz bugün şikayet ediyoruz mesela çocuklarından. Benim 3 tane oğlum var. Ben kendimi suçluyorum. Ben yapamamışım diyorum. Yani neden yapamamışım? Bunu da kendi yaş grubumda olan insanlarla, yakınlarla paylaştığım zaman, yani bir jenerasyonda bir bizler gerçekten belki sıkıldık, ezildik, ama baktığımız zaman bizden önceki jenerasyon, belki aileleri de suçlayan, bakıyorum ben o Esra Erol'larda bu tip programlar, hani bilindiği için veriyorum. Yani gündüz kuşak programlarında bahsediyoruz. Şimdi kendi de görüyorum ben bu suçu. Biz bir suçlamayla arkadaşlar hiçbir şeyi bir çözüme gidemeyiz. Yani mühim olan problemlerin çözülmesi. Burada basına gerçekten çok ciddi iş görüyor. Bakıyorsunuz parçalanmış aileler, darbeli çocuklar. Yani bir 30-40 yaşına gelmiş, daha annesinin babasının nefesini bilmeyen, dokusunu hissedemeyen bütün ailelerde var. Bizim ailemizde de var. Yani ne oldu da bize böyle? Yani biz bir aile kurumumuza sahip çıkamadık. Yani kadını düzeltmemiz lazım Ayşenur Hanım. Yani Asuman Hanım. Yani biz kadın bir takım hakları alırken, yani bir takım en kutsal görevi olan, mesela herkes elinden geleni şüphesiz yapıyor. Ama annelik birinci derecede işidir. Siz beni gazeteci yazar olarak tanıttınız. Ben önce anne. Anne çok önemli. Çünkü o anne çocuğun doğumundan daha babadan önce, aylar öncesi tanışıyor. Bir takım materyaller, işte biliyorsunuz bedenin varlık sahnesine çıkması için anneden geçiyor ve duygu da anneden geçiyor. Anne ne kadar huzurluysa, anne ileride ne kadar bilgiliyse, anne ne kadar sevecense, ne kadar kendiyle barışıksa, o çocuğumuz da isterse 30-40-50 yaşına gelsin, yine sıkıştığı zaman anneyi sigorta olarak görecektir. Yani görsün. Bu benim düşüncem. Ama yeter ki anneni, görsün, ama şu tek şartla, anne kendini güncellemek zorunda.
Yani çocuk bir soru soruyor mesela. Ay ben onu bilmiyorum çocuğum. Ya da işte çocuk geliyor, sen git de çocuğum, işte ben arkadaşlarıyla bugün çay partim var, kuaförde randevum var. Olmadı. Öncelik çocuğumuz olacak. O çocuk der ki anneyle hem ilgisizliği hissedebilir, hem de soru soruyor, cevap alamadığı zaman annem zaten bilmiyor deyip anneden bir kopuş olabilir Bu yani. Da Olur demiyorum. iletişimi evet. Kısıtlayabilir. Güvenmek, hani, güvenmek. Ve, hani aile içi iletişimi nasıl geliştireceğiz dedik. Muhabbet edebileceğiniz konu sayısı sınırlı olursa da aslında yavaş yavaş biraz herhalde uzaklaşabiliyor ama sevgi çok bağları güzel. Da çok kuvvetli. Yani sevgi dili var bir de herkesin. Annelerin sevgi dili babalardan daha farklı. Belki orada da birkaç cümle söylersiniz. Şimdi babalar daha akılcı yaklaşıyor. Hani biraz evvel helal lokmadan bahsettik. Yani ben bu lokmayı nasıl eve getirebilirim diye. Aslında zavallılarım, yani ailenin yükünü onlar taşıyorlar. Ve soğukta çalışanlar vardı. Şava koşullarında çalışanlar var. Yerin altında madenlere girenler var. Direksiyon başında artık kilometre sayısını unutup da uyumamak için direnç gösterip o ekmek parasını. Yani erkeklerin hayatı da kolay değil bu arada. Ama kadın erkeğin üzerinde ben deyip ben de senin işini yapıyorum derse aynı ailede iki baş olmuyor. Yani mesela bir karakola gidiyorsunuz, komiser diyorsunuz değil mi? Okulda müdür yani. Bu iş yerinin de bir başkanı var sanıyorum. Yani o ailede de erkek olmalı yani. Ama burada kadın çok akıllı olup kendi alanına, Asuman Hanım, kendi sınırlarını çizdiği zaman ortak alanda da paylaşımı artırmalı. Yani kadının alanı, nasıl gösterebilirim size? Kadının alanı şu, erkeğin alanı bu. Şimdi bunlar ayrı ayrı olduğu için sevgi bitmiş, saygı bitmiş. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Ben efendim makaslayı veririm, çeker gider. Silerim olmaz, silerim gider. İyi de kaç kişiyi sileceksin hayatından? Yani bugün senin sildiğin adamın iyi huyları ya da bayanın iyi huyları bakalım ondan sonra hayatına girecek insan da var mı? Yanlış mı düşünüyorum, evet, bilmiyorum. Onu bilemeyiz. O zaman şu ortak kümeyi, bakın şuradan sizi gözlüyorum. Bu ortak kümeyi mümkün olduğunca paylaşmak gerekiyor. Yani ortak alanda paylaşımları artırmak. Zaten bu ortak iki daire üst üste bindiği zaman yani iki daire, o zaman da olmuyor. O zaman da olmuyor. Denge çok önemli. Yani terazinin, adaletin terazisi gibi. Düşünün, yani denge çok önemli. Sizin bir alanınız var, siz özgürsünüz. Aynı, bakın buraya bir not almıştım. Jean-Jacques Rousseau'nun bir yazısı vardı, bir sözü vardı, çok hoşuma gitti. Özgürlüğünden diyor, vazgeçen diyor, haklarından vazgeçer diyor Jean-Jacques Rousseau. Sizin o özgür alanınız olacak, eşinizin de olacak ama paylaşım alanlarınız, yani bu paraya da bağlı bir şey değil. Mesela hafta sonu işte bir piknik sepeti hazırlayıp İstanbul'un her yeri deniz. Eşinizle bir deniz kenarına gidip şöyle sandalyenizi açıp vakit geçirebilmek de mümkün yani. Evet, çok haklısınız. Yapılabilecek çok şey var. Çok yeter şey. Ki evet, beslemek aklı çalıştırsın lazım. Ve beslesin. Beslemek lazım. Sevgiyi, aileyi evet. Beslesin. Şimdi... kitabınızı tekrar gösterelim. Neden düşüncem olası diyeceğim. Ama hani İnce Hanım, üç erkek evladını yetiştirdikten sonra Marmara Üniversitesi gazeteciliği. Evet, iletişim fakültesi mezunu. Gazeteciliği kazandı ve orayı da iyi bir dereceyle aslında tamamladı. Bu da bence çok örnek olacak bir şey. Belki çok az o zamanlardan bahsedersiniz ve ondan sonra da düşünce molası doğdu. Biraz yazar hikayesine de gelelim. Ama biraz üniversite yıllarında, şimdi gene de ailede bir kadın faktörü var. Gene de yetişkin olsalar da gene 3 erkek evlat var. Hem okul hem ev. Evet. İdare etmek de çok kolay olması gerek. Nasıl evet. Başardı İnce Hanım bunu? 4 erkek ile oldu bu sürüvenim. Ve burada zamanlamayı doğru yapmak önemli sanıyorum.
Bir de yapacağınız işe karşı ilgi duymanız gerekiyor. Yani bir şeye ilgiliyseniz, bir şeyi tutmak istiyorsanız, yani onu sıkı sıkı tutmanız gerekiyor. Şu kalemi tutar gibi. Yani siz bunu hafif böyle elinizden bırakırsanız o fırsatı kaçırmışsınız demektir. Yani istikrar çok önemli. Şimdi siz istikrarlı gidiyorsunuz ama önünüze bir takım engeller çıkıyor, değil mi? Yani Çıkabilir. çıkacak herkesin var. İşte diyor ki bir yazar, Paulo Coelho, Brezilyalı bir yazar, günümüz yazarlarından, engeller diyor sizin anca diyor bilenme noktanız olabilir diyor. O kadar hoşuma gidiyor ki biz engellere takılıp kalırsak olduğumuz yerde ya düşüp kalıyoruz ya da yalpalıyoruz. Ama yol almak lazım, yani ona inanıyorum. Peki, düşünce molası değişik bir ismi var. Evet. Nasıl yola çıktık? Nelerden bahsediyoruz düşünce molasında? Biraz açalım mı? Bütüncül bir nazarla toplum demişiz ama buraya da evet. Güzel bir yazıyla. Şimdi düşünce molası, düşünce günümüzde çok kıskaca alınmış durumda maalesef. Bilhassa da basın tarafından, yani düşünmek değil de sıradan insanlar daha çabuk kolay idare ediliyor sıradan olduğunuz zaman. Siz düşünce dünyanızı geliştiremezseniz Asuman Hanım, iletişim boyutunda da iletişim alanında da başarı, yani sağlıklı bir iletişim ortaya koyamıyorsunuz. Çünkü düşünce bilgiyle oluyor. Yani kafanızın içerisinde ne kadar bir bilgi birikimi varsa, bir buzdolabında ne kadar çok erzak işte varsa, anlatabiliyor muyum? Buzdolabınızda ne kadar doluysa, kafanızın içerisinde ne kadar doluysa, o daha fazla düşünce üretebiliriz. Geçiyor, daha fazla değil mi? Şimdi düşünmek için düşünmek için kendimiz düşünmek, neden düşünmek? Yani biz bu dünyayı düşünmek için gelmedik mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayetlerle düşünmez misiniz deniliyor. Niçin biz aklımızı kiraya veriyoruz? Niçin biz aklımızı rafa kaldırıyoruz da başkalarının bizim hakkında düşünmesine fırsat veriyoruz? Yani bu işin aslında kolayına kaçmak diye düşünüyorum. Çünkü siz başkası sizin hakkınız, benim hakkımda, ben yetkiyi size versem sorumluluğumu da size veriyorum. Ne güzel, ben de laylom olurum. Yani laylom bir hayat yaşarım. Ama hayat öyle bir şey değil. Yani maalesef duygularımız da aşındı. Yani her şeyi tüketiyoruz. Duygularımız duygular da aşındı. İşte bunun için sevgiyi beslememiz lazım. Akıl feneriyle yol almamız lazım. Vicdan pusulamızı doğru yönde görüp ibrenin sapmaması için daha fazla emek vermemiz gerekiyor. Ama netice olarak şuna inanıyorum. Önce insan kendini sevmeli. Yani eşinden, çocuklarından önce kendimizi sevmeli. Bu nasıl oluyor? Yani kendini sevmek ne demek? Ben bunu düşünüyorum kendi kendime. Kendimi nasıl tanıyabilirim diyorum. Biz aslında enerjiden meydana gelmişiz Asuman Hanım. Bir enerjiyiz. Yani siz bizdeki canı alın. Bizim ne oluyor? Her şey bitiyor yani. Belirli bir süre için, belirli bir ömür sermayesi olarak bu can bize verilmiş ve emanet. Yani şimdi emanet nedir? Ben size bir şeyime emanet etsem siz onu korursunuz. Mal emanettir, can emanettir, evlatlar da emanettir. Şimdi bu emanet, canım da emanet, sahip olduğum her şey de emanet. Zaman ben niye buradayım? İşte kendini tanımanın ve iyi bir zaman ustası olarak bu ömür sermayesini en iyi nasıl kullanabileceğini bilmek ve bu hayatta bir pırıltı bırakmak gelecek nesillere. Bu çok önemli bence. Amaçtan, kanaatimce. Evet. Zaten kitabınızda bir takım başlıklar var. Evet. İnsanı kıvama erdiren şey eğitim, sıra dışı olmak, ön yargı, zirveye giden yol, gönül pusulamız vicdan, az önce söylediniz. Evet. Sağlıklı bir iletişim mi yoksa iletişim kurbanı olmak mı? Böyle bir takım ailelerin, bireylerin içine yarayacak
Şimdi notlar var ve evet. Dünyadaki cennet aile demişsiniz. Gene aslında kitabın sonunu aileyle bağlamışsınız. Evet, evet. Biraz dünyadaki cennet aile. Burada yazdıklarınızı kısa bir özetler misiniz o cümlelerde, evet. O bölümde nelerden bahsettiniz? Şimdi bazı sorunları, yani sebep sonu, her sonuç bir sebebe dayanıyor. Eğer siz içsel huzurunuzu sağlamışsanız bir çiçekle de mutlu olabilirsiniz ama diyelim ki o çiçekten bir kasa alıp bir yere ekin, yani bahçenize ekin, balkonunuzda, gene o size o tadı vermeyebilir. Ama bir tek çiçek odanızda kendiyle barışık bir insan için çok şey ifade eder. Yani mutlu olmak için kendimi tanımam lazım önce. Kendim mutlu olmadan ben çevremi nasıl mutlu edebilirim? Aileyi, çocuklarıma yani bilgi de verebilirsiniz. Bilgi verebilirsiniz. Çok bilgili bir ebeveyn olunabilir. Fakat sevgiyle yoğrulmadan verilen bilginin ne anlamı olabilir ki? Şimdi dediklerinize çabalıyorlar. Mesela çok evet. Bilgisi var ama bunu aile hayatında, yani ailesinin birlik beraberliğini korumak, daha mutlu bir, huzurlu aile için o bilgiyi kullanamıyor. Ya da ben çok şey yapmak istiyorum ailem için. İşte egolar. Yanlış yapıyorum ya da yöntemim yanlış diyor. Evet. Burada bir toparlayalım. Ne önerirsiniz kadına, ailedeki? Şimdi ego savaşlarına dönmemesi gerekiyor. En akıllı kadın, akıllı olan kadın dedik. Sorunları aklıyla aşabilen kadın olmalı. Şurada notum var mı diye bakmak istiyorum. Evet, mühim olan nesildir Ayşe Asuman Hanım. Ve bakın, darbeli çocuklar çok çoğaldı toplumda. Yani ayrılmalar, daha mesela gün geçmiyor ki, yani hafta geçmiyor ki bir arkadaşımdan duyuyorum ki benim oğlum ayrıldı eşinden, kızım ayrıldı. Yani ne oldu da bize artık 40 yıllık ailelere, 40 yıllık yani bir baş... Barış Manço'nun şarkı sözü vardı biliyorsunuz. Hangisi? Bir yastıkta 40 yıl. Hı hı. Yani kol düğmeleri. Yani akşam olunca iki kol düğmesi yan yana gelir, buluşma saati derdi. Yani bu güzellikleri, bu güzel duyguları yitiriyoruz. Ve bunları tekrar yeşertmemiz lazım diye o düşünüyorum. Zaman, şimdi en temel şey bunu, yani değişim olacak. Yani ben illaki kas katı bir aile yapısında, aile dokusunda şey yapmayalım, yani yaşamayalım. Yani kendi haklarımız, sorumluluklarımızı yapalım. Çünkü her sorumluluk bir hak getiriyor. Değil mi? Şimdi hak, bakıyorsunuz hak bazen verilmiyor yani size. Hakkınız olduğu halde eşiniz, yakınlarınız, kardeşleriniz sizin hakkınızı gasp edebilir. Ama o zaman da alma yolları var. Onları öğreneceğiz. Yani kenara çekilmemek gerekiyor. Yani çünkü hak hiçbir zaman kaybolmaz. Yani bakidir. O hak sizin hakkınızsa gelir, bir şekilde sizi bulur. Ama yeter ki siz onu bulmayı bilin. Yani yaşam hakkı böyle. Efendim, çocuklarınız, yani yaşam sürecinde her türlü hakkımız var. En başta olan da yaşam hakkı, biliyorsunuz. Evlilikteki haklarınız var. Eşlerin birbirine yapacağı vazifeler var. İşte bu zaman sorumluluklar yapıldığı zaman, bir depremde bir binanın sağlamı alındığı gibi aile kurumunda da gerek bedel ödendiği zaman şunu unutmamak lazım. Yani şimdi gençler evleniyorlar, bakıyorlar ki çok mutlu olacaklar. Ay, her şeyimiz olsun, ben de mutlu olayım. Öyle bir dünya yok Asuman Hanım. Siz evlilik baştan sonuçları alınacak bir meyvesi alınacak bir kurum değil yani. Her şeyde olduğu için bedel ödeyeceksiniz, ondan sonra onun keyfine varacaksınız. Yani bedel ödemeden, beslemeden onun meyvesini yiyemiyorsunuz. Ve şunu unutmamak gerekir, zor elde edilen şeyler zor elden çıkıyor. Hani kolay elde edilenlerse gelip geçici oluyor. Peki, daha çok kıymet biliniyor peki, ayrıca. Peki son olarak, evet efendim. İyi çocuk yetiştirmede İnce Hanım, 3 erkek evladı var ve 2 evet, tane torununuz var. Hepsi annelere, de erkek maalesef. Onun için bayanlar. Babalara son olarak ne söylersiniz? Evet. Birkaç. Şunlara çok dikkat edin. Evet. Diyeceğiniz ne var? Yani lütfen kızlarımızı okutalım.
Yani kızlarımız okutalım. Madem bu nesil bayanların elinden çıkıyor. Yani onlar bir elmas ustası gibi. Nerede hangi darbe o çocuk üzerinde hangi darbeyi atarlarsa orada bir pırıltı meydana gelecek. Anne çok önemli. Katalizör dedik. Ondan sonra kendini kadın olarak söylemek istiyorum. Kendimi iyi tanırsam kendim gibi olanları da iyi tanıyabilirim. Yani sizi de iyi tanıyabilirim. Bir başka bayanı da daha önemlisi insan olabilmek. İnsana saygı. Bu saygı da sevgi de dürüstlük de aile kurumu içerisinde iki eğitim ocağı olarak görelim. Bu erkek arada, çocuk yetiştirirken mesela üç erkek çocuk yetiştirdiniz. İdaresi çok da kolay bir şey değil. Neye dikkat etsinler erkek çocuk aileleri? Şimdi bana erkek çocuklar daha kolay geliyor. Çünkü hani erkek kardeşlerim var, hem erkek evlatlarım, erkek torunlarım. Çünkü erkekler daha mantıkla yaklaşabiliyorsunuz. Hani diyorsunuz ki şu işin doğrusu bu. O size önce olmaz etmez dese de, yani itiraz etse de, ama o doğruyu bulmak istiyorsa eğer gene akılcı bir yaklaşımla diyalog kurulmak mümkün. Ama bayanlar daha duygusal oluyor. Biraz kız çocuklara daha duygusal, daha narin. Hemen mesela erkeğe yaklaştığınız gibi yaklaşamıyorsunuz. Fakat kız çocuğu olan ailelerde de hayat daha neşeli, daha cıvıltılı geçiyor. Allah herkese nasip etsin. Bana da torun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle kapatmak istiyorum. Her şey bize bir emanet. Biraz evvel bahsettiğimiz malımız, canımız, işte namusumuz. Aman arkadaşlar, şu işte giren feyslerde biliyorsunuz çok aileler sosyal ortamda. Biz kendi gerçeğimize bakalım. Sanal alemde mutluluğu yakalamayalım. Ne varsa o dört duvarın arasında var. O dört duvarı böyle taş yığınlarından çıkarıp yuva yapmak için kadının ve erkeğin, erkek önce işe gönlünü koymalı. Demişler ki trapeze çıkan adama diyelim, nasıl trapezciye demişler ki, ya demişler, iki tane koskoca kule Asuman Hanım. Sen ne düşünceyle, altta da şelaleler akıyor, yani senin burada parçan kalmaz, nereden nereye gidiyorsun, ne yapacağını sanıyorsun filan. Adamcağız diyor ki, trapezci şey diyor, ben önce ruhumu gönderirim, bedenim nasılsa gider diyor. Yani işimize ruhumuzu koyarsak, çabalarsak, ön yargısız yaklaşırsak ve en önemlisi sabır silahına dayanıp sarılıp da sevgiyle yaklaşırsak, sanıyorum eşimizi de daha fazla kazanacağız. Mühim olan yardımlaşma. Yani şu an biz de yardımlaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Bilgiyi paylaşıyoruz, değil mi burada? İnsanlar, hani insanlara bilgi paylaşımı sunuyoruz. İşte hayatta, ailede de hayatı paylaşıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Aileden vazgeçmeyelim. Bilhassa basındaki bize dayatılan, bakın aile ya da diziler, bir takım dizilerde, dizi platformları var. Evet, buralarda hep bir sıkıntı var zaten. Önce bir dur düşün diyelim. Önce bir dur düşün diyelim kendimize. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Evet, çok ve iletişimdeki ederim. En büyük engel de ön yargı. Hani ön yargılardan arındırmış bir şekilde herkesin birbirine yaklaşması da, herhalde sizinle iletişimden bahsetmişken de onu eklemek istedim. Çok teşekkürler İnce Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Yeni kitabınız da herhalde yakında geliyor. Evet, Düşünce Molası. Onun da ismi kondu. Yol almak olacak, yol inşallah. Almak olacağız. Hep birlikte geleceğe doğru güzel bir yolumuz olsun inşallah. Orada taşlar olacak, virajlar olacak. Ama bizler geçmesini bilirsek hedefe varacağız. İnşallah. Çok teşekkürler Sayın İnci Önol, katıldığınız için. Teşekkür ederim. Yayınımızı tamamladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.